Çin devleti Hamas'la görüştü. 7 Ekim'de Aksa Tufanı harekatının başlamasından bu yana bir ilk yaşandı. Çin Halk Cumhuriyeti Hamas'la resmen görüştü. Çin Dışişleri Bakanlığı Elçisi Wang Gejian, Katar'da Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniye ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze çatışması ve diğer konularda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. İsrail gazetesi Jerusalem Post, görüşmede Wang'ın Çin'in Filistin ulusal dokusunun bir parçası olarak nitelendirdiği Hamas'ta ilişkiler konusunda istekli olduğunu söylediğini yazdı. Gazete Hamas lideri Heniyen'in ise Çin tarafından İsrail'in güçlerini Gazze'den çekmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirttiğini aktardı. Van Kejian, Katar'daki temaslarının ardından Filistin ve İsrail'e gitti. Kejian, Batı Şeria'da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile İsrail Desteği İsrail Dışişleri Bakanlığı Asya ve Pasifik Bürosu Başkanı Hegay Shagrir ve Bakanlığın Politik Araştırma Merkezi Başkanı Rashan Messer ile bir araya geldi. Çin devleti Hamas'la görüştü. 7 Ekim'de Aksa Tufan harekatının başlamasından bu yana bir ilk yaşandı. Çin Halk Cumhuriyeti Hamas'la resmen görüştü. Çin Dışişleri Bakanlığı elçisi Wang Gejian, Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze çatışması ve diğer konularda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. İsrail gazetesi Jerusalem Post görüşmede Wang'ın Çin'in Filistin ulusal dokusunun bir parçası olarak nitelendirdiği Hamas'la ilişkiler konusunda istekli olduğunu söylediğini yazdı. Gazete Hamas lideri Heniyen'in ise Çin tarafından İsrail'in güçlerini Gazze'den çekmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirttiğini aktardı. Van Kejian, Katar'daki temaslarının ardından Filistin ve İsrail'e gitti. Kejian, Batı Şeria'da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki ile İsrail Desteği İsrail Dışişleri Bakanlığı Asya ve Pasifik Bürosu Başkanı Hegay Şagrir ve Bakanlığın Politik Araştırma Merkezi Başkanı Raşan Fenmeser bir araya geldi.